Zelenski Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ülkesine Türkiye'deki Azov taburu komutanlarıyla geri döndü. Rusya olaya tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Peskov kendilerine haber verilmediğini söyledi. Durumun anlaşmaların ihlali olduğunu ifade etti. Prokopenko, Palamar, Shulega, Volinsky ve Homenko. Azov taburunun bu 5 komutanı neden bu kadar önemli? Azov taburu ne? Kimlerden oluşuyor? Nasıl kuruldu? Bir neonazi örgütlenmesi olan faşist sembolleri gururla taşıyan Azov taburu ya da Azak, resmi olarak Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir silahlı birlik. ABD'nin Ukrayna'daki nazileri olarak biliniyor. Azak askerleri açık bir neonazi ideolojisine sahip. Üniformalarında ve bayraklarında Hitler'in liderliğindeki 3. Reich'in ve nazi sembollerini kullanıyorlar. Örgüt başlangıçta sadece hafif silahlarla faaliyet yürüttü. Ancak daha sonra ağır silah ve askeri zırhlı araçlarla donatıldı. Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı sendika binası katliamı neonazi gruplarının vahşiliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştı. İç savaş döneminde Ukrayna ordusu ve Azak taburunun yaptığı sivil katliamlar da kayıtlara geçti. Azov taburu ve komutanları sivil katliamlara imza attılar. Mevcut Azov komutanı Denis Prokopenko, geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimi anlaşması gereği neonazi Azov taburunun lider kadrosundaki 5 ismin Rusya'nın Ukrayna harekatı sona erene kadar Türkiye'de kalacağı planlandı. Nazi Azov örgütünün Türkiye'ye gönderilen lideri 1991 doğumlu Denis Prokopenko, Dinamo Kiev tribünlerinde Redis lakaplı bir tribün önderiydi. 2014'ten bu yana örgütün lideri olan Prokopenko, ABD ve NATO ile sıkı ilişkilere sahip. Denis Prokopenko'nun sağ kolu ve örgütün ikinci adamı Stanislav Palamar. Palamar, 2014'te Donbas'ta Rus yerleşkelerine yapılan yağmaları organize etmesiyle tanınıyor. Prokopenko ile birlikte Azovstal çelik fabrikasında saklanan Palamar, Prokopenko'nun teslim olmasından sonra Rus ordusu tarafından esir alınmıştı. Savaş sonuna kadar Türkiye'de kalacak olan diğer Azov lideri ise Denis Shulega. Denis Shulega örgütün ön cephe komutanıydı. Mariupol'de sivilleri canlı kalkan olarak kullandı. Sergey Volinsky, Azov lideri kadrosu içinde asker kökenli olan tek kişi. 2014'te Kırım'da yer alan Sergey Volinsky, Rusya'nın Şafak operasyonu ile kuşatma altına aldığı ve derdest ettiği Ukrayna askerlerinden biri. Oleg Homenko ise tam bir muamma. Azov taburunun lider kadrosu içinde hakkında bilgi bulunamayan tek kişi. Öte yandan Suriye'de Mehmetçiğin operasyon düzenlediği terör örgütü YPG saflarında olan bir teröristin Ukrayna ordusunda olduğu da ortaya çıkmıştı. Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanının Ukrayna'ya geri gönderilmesine Kremlin sözcüsü Peskov'dan tepki geldi. Çünkü bu durum anlaşma şartlarına karşı. Anlaşmaya göre Azov taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye'de kalmaları gerekiyordu.